Merhaba arkadaşlar. Ben Doğu Ateş. Doğu Ateş Coğrafya kanalından 1-9. sınıf Dünyanın Dönüşü ve Dünyanın Şekli ve Hareketleri testiyle yine bir aradayız. Bu testimizde ileri düzey, ileri seviye testimizde bakalım nelerle karşılaşacağız. Sorularımızı çözerek ilerleyelim. Çünkü ileri seviye testlerimizde biraz çok zaman harcıyoruz. Ben çok konuştuğum için her soru başına çok zaman kaybettiğimizi görüyorum. Çok efor sarf ediyorum. Bakalım neler olacak. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca dünyanın şekliyle açıklanır? Her meridyen yayı üzerinde farklı bir zamanın yaşanması. Yer çekiminin ekvatorda düşük, kutuplarda yüksek olması, mevsim sürelerinde yaşanan farklılıklar, gece gündüz olaylarının ard arda yaşanması, sürekli rüzgarların enleme göre farklı sapma oranına sahip olması. Arkadaşlar, dünyanın şeklinin ortaya çıkardığı bir şey bu olmalı bu. Her meridyen yayında farklı bir zaman dünyanın günlük hareketine bağlı olarak ortaya çıkar. Mevsim sürelerinde yaşanan farklılıklar dünyanın yörünge hareketinin sonucunda ortaya çıkar. Gece gündüzün ard arda yaşanması gene dünyanın günlük hareketiyle ilgili. Sürekli rüzgarların enleme göre farklı sapma yönlerine oranına sahip olmasıysa dünyanın günlük hareketinin bir sonucu. Ama yer çekiminin ekvatorda düşük, kutuplarda yüksek olması arkadaşlar dünyanın geoid şeklinin en önemli sonucudur. Aklımızda mutlaka bulunsun. Daha önce sorularda karşımıza çıkmıştı bu ayrıntı. Buna göre açıklanan olguyla durumlarından hangileri doğrudan alakalıdır? Dünyada gün içinde sıcaklık değerlerinin sürekli değişim göstermesi pek çok özelliğin farklılaşmasına yol açar. Örneğin kayaçlar gündüz çok ısınıp genleşirken gece soğuyup daralmaktadır. Bahsedilen etki kayaçların zamanla parçalanarak daha küçük parçalara ve toprağa dönüşmesine yol açar. Bu durum fiziksel ayrışma kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Yerel saat farklarının oluşması, gece gündüz oluşması, doğu batı yönlerinin oluşması, kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boylarının kısalması. Şimdi hangileri doğrudan alakalı? Bir kere üstte duran, açıklanan fiziksel ayrışma dünyada sıcaklığın gün içinde sürekli değişmesiyle ilgili. Gün içinde sıcaklık değişimi dünyanın günlük hareketinin sonucunda ortaya çıkmıyor muydu arkadaşlar? Dünyanın günlük hareketinin sonucunda ortaya çıkan meseleler birincisi yerel saat yani 24 saatte bir tur attığı için her bir meridyende farklı bir saat oluşuyordu. Diğeri doğu ve batı yönler ortaya çıkıyor. Çünkü güneş doğudan doğuyor, tepede yükseliyor, batıdan batıyor. Doğu ve batı olayı ortaya çıkıyordu. Ama gece ile gündüz dünyanın şeklinden dolayı ortaya çıkan bir durum, dünyanın günlük hareketinden dolayı ortaya çıkan bir durum değil. Bütün bunların sonucunda arkadaşlar cevabımızın ne olduğunu söyleyebiliriz. Hemen buradan bilgiyi kaydırmamak için şunu böyle bir tane küçülteyim. Buraya cevabımızı Bursa olarak yazalım. Bir diğer sorumuz şu. Harita üzerinde gösterilen merkezlerden hangisinde yıl içinde yaşanan gece gündüz süresi değişimi en azdır? Bir kere şunu bileceğiz. Söyledim bunu defalarca söyledik ve yine söyleyelim. Ekvator çizgisi üzerinde 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanıyor. Yıl boyunca değişmiyor bu değer. Kutuplarda ise arkadaşlar 6 ay gündüz 6 ay gece yaşanıyor. Ekvatordan kutba doğru gidildikçe yılın gününe, mevsimine göre gece veya gündüz süresi artış gösteriyor. Mesela Kuzey Yarımküre'de Aralık ayında kuzeye doğru giderseniz gece süresi aynı dönemde Aralık ayında Güney Yarımküre'de güneye doğru giderseniz gündüz süresi uzuyor. Ama biz biliyoruz ki ekvator süresinde gece gündüz ekvator üzerinde gece gündüz süresinin değişimi daima en azdır. Bu da bize sorunun cevabının Ceyhan olduğunu net biçimde gösteriyor. Arkadaşlar bu durumun ortaya çıkmasında olgularından hangileri doğrudan alakalıdır? Aşağıdaki şekilde Kuzey Yarımküre'de Çorumlu da değilim halbuki. Kuzey Yarımküre'de kutba doğru hareket eden varlıkların sapma yönü gösterilmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında dünyanın güneş çevresindeki dönüş hareketi, dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketi, dünyanın ekseninin eğik olması. Arkadaşlar bir kere cisimlerin sapması, mesela rüzgarların, örneğin okyanus akıntılarının sapması, yolundan çıkması, dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketin, yani günlük hareketin sonucudur. Ancak dünyanın güneş çevresindeki dönüşüyle, dünyanın ekseninin eğik olmasıyla bu durumun hiçbir alakası yoktur. Daha yeni işte dilim sürçtü dedim ya, Çorum'la değilim. Yanlış anlaşılmasın, Çorum benim canım ciğerimdir. Ben herkesi çok seviyorum. Bu ülkenin her yerine eşit mesafedeyim. Ankaralı olmakla birlikte hiç öyle bir şey yok. Yani sakın öyle bir memleketçilik, en nefret ettiğim şeydir. Hayatta sevmem ırkçılık, memleketçilik, cinsiyetçilik. Ten rengi, zenci, beyaz, bunlar bize bugün ters. Biz insanız. Herkesi seviyoruz. Herkese mesafemiz aynı. Bakın hiç para kazanmadan deli gibi bu işleri hazırlıyorum. Niye? Çünkü benim için insan önemli. Benim için insan değerli. Siz bu ülkenin çocukları benim için çok önemlisiniz. Yıllarca ben bu ülkede yaşadım. Bu ülkede ekmek yiyorum. Bundan sonra da ekmek yiyeceğim. Benim çocuklarım da yiyecek. Niye? Sizin sayenizde. Bunu size bir hediye olarak kabul edin. Ben kabul etmeyeyim ya, bilmiyorum. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi, bu durumun aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde doğrudan etkisi olduğu söylenebilir? Ekvator çemberi bütün meridyen ve paralel dairelerinden uzundur. Arkadaşlar bu neyi anlatıyor? Bir kere ekvatorun uzun olmasının sebebi ne? Dünyanın kutuplardan basık, göbeğinin şişkin olması değil miydi? Dolayısıyla dünyanın ortası şişkin olduğu için arkadaşlar dünya üzerindeki hangi duruma doğrudan etkisi vardır? Açısal hıza hiçbir etkisi yoktur. Çünkü açısal hız değişmeyen bir şey. Eksen eğikliği dünyanın şekliyle veya bu durumla alakalı değil. Yer çekimi üzerinde doğrudan etkisi olduğu söylenebilir arkadaşlar. Yerel saat üzerinde hiçbir etkisi olduğu söylenemez. Çünkü yerel saat dünya küresel olsa da ortaya çıkacaktı. Çizgisel hızla da söylenemez. Yani A'yı atladım ama orada bir yanlış anlama üzerinden A'ya atladım. Arkadaşlar burada bize şu soruluyor. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi var? Dünyanın şeklinin, dünyanın geoid olan şeklinin yer çekimi değerlerinin değişkenliği üzerinde doğrudan etkisi var. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Denizli. Ben de gördüğünüz gibi kendi sorduğum sorudaki kuyuya kendim az kalsın düşüyordum. Ama işte ustaca hemen viraja girdim oradan. Ama benim bu şeyim çok güzel ya. YouTuber olmadığım için kıvırmayı da bilmiyorum. Neyse o açık açık söylüyorum. Umarım beğeniyorsunuz. İşte yukarıda ya dilimiz sürçtü, bir pot kırdık. Burada cevap da olabiliyor yani. Demek ki bunlar oluyor. Bunlar insanlık hali. Küsüyorsanız da küsün, ne yapayım ya? Elimden geleni yapıyorum. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilebilir? Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi, dünya üzerinde yaşanan bazı özelliklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Okyanus akıntılarındaki sapmalar, doğuda yerel saatin ileri olması, rüzgarların sapmaya uğraması, günlük sıcaklık farklarının oluşumu, dinamik basınç merkezlerinin ortaya çıkması. Arkadaşlar bakın, dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi hangisinin ortaya çıkmasına yol açmıştır diyor soruda. Ben size söyleyeyim, okyanus akıntılarındaki sapmalar ters yönde de dönseydi oluşurdu. Rüzgarlardaki sapma ters yönde de dönse oluşurdu. Günlük sıcaklık farklarının bununla bir alakası yok. Ters yönde dönse aynen olurdu. Ters yönde dönse, yani doğudan batıya dönse, yine dinamik basınç merkezleri de yine ortaya çıkacaktı. Ama doğuda yerel saatlerin ileri olması dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinin kesin bir sonucudur. Tabii böyle aslında bunu kendi başınıza çözseniz biraz karışık, zor bir soru gelir. Ama bir de benim baktığım açıdan baktığınızda aslında ne kadar kolay olduğunu, hop kolayca çözülebildiğini görüyorsunuz dedikten sonra. 7. sorumuzda buna göre dünyanın güneş çevresindeki hareketi aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını sağlar? Dünyanın uzayda yaptığı hareketler pek çok durumun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu olaylar dünyadaki canlı yaşam üzerine oldukça etkilidir. Şimdi dünyanın güneş çevresindeki hareketi, ölçü birimleri, gramı mı ortaya çıkar? Bunu diyen de var. Bizim bir Ahmet Can vardı ama hiçbir söylemeyeyim, onu anmayayım. Zaman kavramları. Kesinlikle zaman kavramlarının ortaya çıkmasında etkisi vardır. Çünkü yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika değil mi? Hep buradan çıkıyor. Rüzgarların sapma yönü dünyanın dönüş yönüne bağlı olarak ortaya çıkmış. Hava hareketleri yine dünyanın dönüş yönüne ve ısınma özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkmış. Meteor yağmurlarının hiç alakası yok. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Arkadaşlar aynı anda farklı yarımkürelerde farklı mevsimlerin yaşanmasına yol açan etken aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır diyor. Arkadaşlar kutup noktalarının ortaya çıkması, ben sanki bu dünyanın şeklinden dolayı doğru ortaya çıkmış diye biliyorum değil mi? Kutup noktası ve ekvator dünyanın şeklinden dolayı. Ana B'de de o verilmiş ya bak. Bu soruları kim yazdı acaba? A ve B gitti. Aydınlanma çemberinin ortaya çıkması yine dünyanın şekli, yani küresel bir şekle sahip olduğu için dünya aydınlanma çemberi değil mi? Bir tarafa aydınlık, bir tarafa karanlık, tam arasından geçen çizgi aydınlanma çemberi. Güneşin doğuş ve batı saatlerinin değişmesi bir dursun. Gece ve gündüz kavramlarının ortaya çıkması yine dünyanın şeklinin bir sonucu arkadaşlar. Bir taraf aydınlıkken bir taraf karanlık olarak ortaya çıkıyor. Ama mevsimlerin ortaya çıkmasına yol açan eksen eğikliği olgusunun neden olduğu seçenek, güneşin doğuş ve batış saatlerinin yıl içindeki değişimi. Biliyorsunuz işte yazın güneş çok daha erken doğarken kışın güneş çok geç doğuyor. Saatler önceden ileri geri alınıyordu. Sonradan saatlerin değişmesi uygulamasını kaldırdılar. Öyle bir şeyler oldu. Bu sorumuzun cevabı Denizli. Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi yalnızca dünyanın şekliyle açıklanır diyor. Her meridyen yay üzerinde farklı bir zamanın yaşaması, yerçekiminin ekvatorda düşük, kutuplarda yüksek olması, mevsim sürelerinde yaşanan farklılıklar, gece gündüz olaylarının ard arda yaşanması, sürekli rüzgarların enleme göre farklı sapma oranına sahip olması. Arkadaşlar yine kolay bir soru çünkü artık defalarca çözdük bunu. Dünyanın şekliyle açıklanan mevzu yer çekiminin ekvatorda düşük, kutuplarda yüksek olmasıdır. Dünya geoid bir şekle sahip olduğu için yer çekimi kutuplarda oldukça fazla, ekvatorda oldukça da, kutuplarda fazla, ekvatorda azdır, daha düşüktür. Yukarıda verilenlerden hangisinin değişiminde dünyanın şekli tek başına etkilidir? Yine aynı soruyu sormuşum. Sıcaklık, yerçekimi, tuzluluk, alacakaranlık süresi, güneş ışınlarının geliş açısı. Arkadaşlar sıcaklığın değişiminde bir sürü faktör etkili. Tuzluluk oranında yine öyle. Alacakaranlık süresinde eksen eğikliği etkili. Dünyanın dönüşü, paralellerin boyu, bir sürü bir şey söylenebilir. Güneş ışınlarının geliş açısı gene öyle ama yer çekiminde yalnızca bakın bir önceki soruyla bir hata yapmışım. Test hazırlama hatası yapmışım. Soru seçerken aynı nitelikteki iki soruyu alt alta koymuşum. Bu sorunun cevabı yer çekimi olacak. Keşke koymasaydık bu soruyu ama koymuşuz, artık yapacak bir şey yok. Siz artık öğrendiniz diye düşünüyorum. Güzel bir soru geliyor. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri dünyanın günlük, hangileri yıllık hareketlerinin sonucudur? Bak yapa gidelim. Şimdi kalemimizde yanına yazıyoruz. Yerel saat farkları. Günlük G harfi diyorum değil mi? Fiziksel ayrışma. Gün içinde sıcaklık değişimine bağlı oluşuyordu. G. Demek ki 1-2 günlük olacak. 1-2 günlük olanların ana A, B seçenekleri var. Şimdi o zaman 5'e de bakmamız lazım. Rüzgarların sapmaya uğraması, bu da günlük hareketin sonucunda oluşuyordu. Kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola sapıyordu. Demek ki cevabımız günlük 1-2-5, yıllık 3 ve 4. Hiç uzatmadan sorunun cevabını Bursa olarak işaretler geçelim. Güneş ışınlarının geliş açısı enlem değerine göre farklılıklar gösterir. Dünya üzerinde gösterilen merkezlerden hangisi güneş ışınlarını yıl içinde birden fazla kez dik açıyla ele alır? Arkadaşlar daha önce söyledim. birçok kez söyledim. Tropikal kuşakta, yani yengeç dönencesiyle oğlak dönencesi arasında kalan bölgede yer alan bir noktada güneş ışınları yıl içinde 2 kez dik açıyla gelir. Bunun en güzel örneği soruda da verilen C seçeneği, yani ekvator üzerindeki yerlere yıl içinde 2 kere dik açıyla gelir. Oğlak ve yengeç dönencesini de vermişiz ama bu soruda cevap bu değil. Bunlara yıl içinde 1 kere dik açıyla geliyor. Sonra 1 yıl sonra bir daha dik açıyla geliyor. Yani 21 Haziran'da geliyor. Sonra iniyor, hop. Sonra bir sene sonra da yine 21 Haziran'da dik geliyor. O yüzden kafanız karışmasın. Aşağıda verilen aşağıdaki tarihlerden hangisi Avustralya'da gece süreleri aşağıda hızlanınca karışıyor. Aşağıdaki tarihlerden hangisi arasında Avustralya'da gece sürelerinin gündüz sürelerinden daha uzun olduğu söylenebilir? Şimdi Avustralya'da gece süreleri gündüz sürelerinden uzunsa, Kuzey Yarımküre'de gündüz süreleri gece sürelerinden kısa. O ilişkiyi kurmaya çalışalım. Yani Avustralya'da gece süreleri uzunsa nasıl olacak? Bir kere 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri de bu A seçeneğine bakıyorum. 21 Mart, 23 Eylül bizim olduğumuz Kuzey Yarımküre'de gündüz süreleri uzun, Güney Yarımküre'de gece süreleri uzun. Bize diyor ki Avustralya'da, yani Güney Yarımküre'de gündüz sürelerinin daha uzun olduğu dönem. O zaman bunun tam tersi. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar bizim kış periyodunu yaşadığımız dönemde arkadaşlar Avustralya'da gece sürelerinin, bir dakika bir daha etüt edelim. Ben burada bir heyecan yaşadım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Avustralya'da gece süreleri gündüz sürelerinden daha uzun olur? Avustralya'da gece sürelerinin daha uzun olması için Kuzey Yarımküre'de gündüz sürelerinin daha uzun olmaya başladığı dönem, yani 21 Mart değil, biz 23 Eylül'de arkadaşlar Güney Yarımküre'de gündüz sürelerinin uzun olduğunu ve çok uzun olup 21 Aralık'ta en uzun gündüzün yaşandığını biliyoruz Avustralya'da. Sonra gündüzler kısalıyor 21 Mart'ta tekrar gece gündüz süresi uzuyor. Demek ki arkadaşlar az önce aslında yanlış mı yapıyorum acaba deyip heyecanlandım. Yerde yanlış yapmamışım. 23 Eylül 21 Mart arası Güney Yarımküre'de, yani Avustralya'da gündüz süreleri gece sürelerinden daha uzundur. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir değerli arkadaşlar. Burada şunu söylemek zorundayım. Doğu Ateş YouTube coğrafya kanalındaki çalışmalarımızın artarak sürmesi için lütfen abone olalım, abone bulalım, arkadaşlarımızla paylaşalım. Sosyal platformlarda kanalımızın adını dile getirelim, sağda solda söyleyelim. Bu desteği veren tüm arkadaşlarıma şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vermeyenlere de teşekkür ediyorum. Sonuçta onlar da dinledi, başarılı olmak istiyorlar. Umarım hepiniz başarılı olup iyi yerlere gelirsiniz. Hepinize iyi günler diliyor, saygılar sunuyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.